İnterfaz evresi mitotik bölünmeden önce gerçekleşir. Mitotik bölünme, karyokinez ve sitokinez evrelerinden oluşur. Karyokinez, profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evrelerinden oluşan çekirdek bölünmesidir. İnterfaz bölünme öncesi yapılan hazırlıkları içerir. DNA kendini eşler. Eşleme sonucu oluşan her iki iplik aynı alelleri taşımaktadır. Hayvansal hücrelerde sentrozom kendini eşler. Bölünme için gerekli olan ATP, enzim, protein, RNA ve benzeri gibi maddeler üretilir. Profaz evresi. Sentriyoller kutuplara doğru gider. Sentriyoller arası iğ iplikleri oluşur. Genetik materyal kısalır, kalınlaşır ve kardeş kromatitli kromozomlar oluşur. Kardeş kromatitli kromozomlar aynı alelleri taşımaktadır. Çünkü DNA'nın eşlenmesi sonucu oluşmuştur. Çekirdekçik ve çekirdek zarı eriyerek kaybolur. Kardeş kromatit sayısı kromozom sayısının 2 katı kadardır. Metafaz evresi. Kardeş kromatitli kromozomlar hücrenin orta kısmında tek sıra halinde ve yan yana dizilir. Kromozomlar sentromerlerinin her iki yüzeyinden iğ ipliklerine tutunur. Kromozom oluşturan kardeş kromatitlerin karşılıklı yerleştiğine dikkat ediniz. Kromozomların en net görüldüğü, sayılabildiği, karyotip analizinin yapılabildiği evredir. Anafaz evresi. İğ iplikleri gerilir, sentromer bölünür, kardeş kromatitli kromozomlar birbirlerinden ayrılarak karşılıklı kutuplara hareket eder. Kromatitler ayrıldığı için artık her kromatit bağımsız bir kromozom haline dönüşmüştür. Bu yüzden anafazdaki hücrenin kromozom sayısı 2 katına çıkmış olur. Anafaz evresinde kromozom sayısı, kromatit sayısı ve sentromer sayısı birbirine eşittir. Telofaz evresi. İğ iplikleri kaybolur. Çekirdek zarı ve çekirdekçik yeniden oluşur. Kromatitler çözülür ve kromatin ipliklerine dönüşür. Sitokinez. Hayvansal hücrelerde hücre dıştan içe doğru boğumlanır. Boğumlanma hücre iskelet elemanlarından mikrofilamentlerin yardımıyla gerçekleşir.
Bitki hücrelerinde hücre duvarı bulunmaktadır. Bu yüzden dıştan içe doğru boğumlanmaz. Bölünme Golgi cisimciğinin yapmış olduğu ara lamelle gerçekleştirilir.